Burası iyi. Burası iyi. Haydi bakalım. Haydi. Hoppa acele. Sağ olasın. Bırak, 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 bırak. Bırak. Ne oluyor be Aslan kardeş? Oo Agop kardeş, sağ olasın. Çok iyi oluyor, çok iyi oluyor. Koyun bakayım, koyun bakalım. Haydi bakalım. Ey ahali! Beni dinleyin. Bundan bile Terzi Hasan hep burada terzilik edecektir. Duyduk, duymadık demeyin. Haydi Hacı Ali, sen al kardeşlerini doğru eve. Doğru eve. Haydi bakalım. Yarmazlık etmeyin, müşteri kaçırmayın. Haydi bakalım. Agop efendi. Sen de epeydir boş kaldın. Sana da hayırlı işler. Hayırlı işler, hayırlı işler. Sağ ol, inşallah, inşallah. Sağ olasın. Haydi bismillah. Mustafa. Süleycan mı? Neyi? Dün gece neredeydin? Dışarıdaydım, Vahide söyledim ya. Vahide. Padişah'ı neden tahttan indirmeye kalkıştığımızı anlatayım mı sana? Çünkü hürriyeti öğrendim. Eşitliği, barışı. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ahvalin hiç hayırlı gitmediğini öğrendim. Neymiş hayırlı gitmeye? Büyük devletler Osmanlı'yı parçalamaya çalışıyor. Padişah'ın düşündüğü tek şey ise tahtını korumaya çalışmak. İnsanları sürgüne yollamak, zindana tıkmak, kıyım yapmak. Öyle mi yapar? Öyle yapıyor. Çünkü devri saltanat hazineyi boşaltılmış. Borçlar ödenemiyor. Osmanlı eli kolu bağlı kalmış durumda. Avrupa devletleri de bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Yakında burada bulunan halklar dağılabilir. Bulgarlar, Türkler, Rumlar, Arnavutlar, Makedonlar. Hepsi birbirlerine düşman kesilebilirler. Niçin düşman kesilelim? Nina Rum'dur mesela. Biz çok severiz Nina'yı. Mümkün değildir biz ona düşman olalım. Baytar Efendi Makedon'dur. Dudu hala var sonra. Onlar da Bulgardırlar. Bizim katırımız Kamışı bile babam Bulgar sayar. İhtiyar bir Bulgar'dan almış idi onu daha sipahiken. Kimse kimseye kem gözle bakmaz, hor görmez. Dini ayrıdır, dili ayrıdır bakmaz. İşte doğru söylüyorsun. Doğru olan da bu zaten. Ne lazım yapasın Mustafa? Padişah efendimiz başımızdan gider ise bu işler düzlenir mi? Düzelir. Düzelir tabii. Meşrutiyeti ilan ederse kanun esasıya yürürlüğe girer. Meclis kurulur. Devleti padişah değil, halkın kendi içinden seçtiği temsilcileri yönetir. Ülke özgürlük, barış, adalet, güvenli bir yaşam geri gelir. Bizi parçalamaya çalışan güçlere karşı yeniden bir olmuş oluruz. Öyle mi olur? Öyle olur. İşte benim de yoluna baş koyduğum dava budur. Özgürlük. Ve ben gerekirse özgürlük için ölürüm. Ölür müsün? Cabbar Efendi. Oo, Cezmi Komutan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola Cabbar Efendi? Bir mevzu mu var? Yok, bir şey yoktur. Kaymakamdan çıktın ya, ne sebeple onu sorarım. Aa, onu sorarsın. Önemli değil, ne kaymakam ile aramızda. Kaymakamla aranızda ne? Canım, önemli değil dedim. Kaymakam ile aramızda özel bir mevzu. Allah Allah. Peki şimdi nereye gidersin? Nereye olacak, dükkana gidelim. Peki, ben de seninle geleyim. Çarşıda bir işim var da. Oldu, hadi gidelim, gel. Bekleriz efendim. Sizi de bekleriz. Kollarınızı kaldırın tebüle. Çok güzel. Aa. Terzi Hasan değil midir o? Ne yapar öyle benim dükkanımın önünde be? Hayda. Haydi yarın tecrübeye bekleyin. Haydi güle güle. Güle güle. Selametle. Ne oluyor?
Sana diyeyim. Sokak terzisi mısın? Nesin? Ne işin var? Dükkanımın önünde Hasan Efendi. Hadi, 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 hadi. Kızı alamadı ya hırsından Kuduri. Sana diyeyim. Terzi alsan topla pılını, pırtını çek git dükkanımın önünden. Hadi. Allah'ım tepem atayı, tepem atayı, tepem atayı. Bir şey yapsan ya komutan. Baksana adam oturmuş dükkanın önünde, ne yapayım burada? Ya sana ne Cabbar Efendi? Dükkan senin idi, çıkardın. Sokak da mı senindir? Sokaka ne karışırsın? Ben karışırım Terzi Hasan. Böyle saçmalık olmaz. Deli misin Esin? Topla tezgahını hadi. Toplamayayım kardeşim. Anlaşıldı. Sen nezareti özledin öyle mi? Tepemin tasını attırma. Topla dedik. Ya çalışayım, ekmek paramı kazanayım. Kime ne zararım var? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Dükkanımı da getirirsin. Hasan! 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 İşte sütçü de geldi. Ne oluyor burada? Sana hesap mı vereceğim sütçü efendi? Yasa var. Burada çalışamaz bu terzi. Nesi? Topla tezgahını hadi. Nesi çalışamaz be? Bu çalmayın. Çalışayım. Sonra fukaralık ayıp değil, tembellik ayıp. Komutan çalışamaz dedi, duydum. Sen ne karışıyorsun Ramiz Efendi? Sen ne karışıyorsun Cabbar Efendi? Üç kuruşluk bagasıma mı gözde kesin sen bana? Bagasıma mı gözde kesin sen benim? Aslan dur derim, dur derim. Zamanı gelecek, her şeyin hesabını verecekler. Yapacağım. Hesabını verecekmiş. Kaymakama güvenirsin sütçü efendi. Ama fazla güvenme. Fazla güvenme bence. Suyun ısındı senin. Ayağını denk al. Sen de dibini çıkardın komutan. Elinden geleni ardına koma. Neredesin be Mara? Beni yalnız bıraktın hem gittin. Sabahtan beri yoksun meydanda. Kusura bakma dede. Biraz işim vardı. Bitirdin mi bari? Hı? Hey. İşini. Ha yok. Bitiremedim. Mara bir derdin vardır senin. Yok bir şeyim dede, iyiyim ben. Bileyim ben senin derdini, bileyim. İsteyim misin söyleyeyim? Söyle be dede, neyin var? Sütçü Ramiz'in kızını seveysin sen. Zarife'yi. Dede nereden çıkarırsın böyle şeyleri şimdi? Ne Zarife'si? Bunu ben bilim. Benim bildiğim iyidir. Ama başkaları da bilirler. Ne o nasıl? Kim bilir? Mesela Zarife'nin babası Sütçü Ramiz. Dede ne diyorsun sen? Ne alakası var şimdi Sütçü Ramiz'le bunun? Alex! Sütçü Ramiz Efendi bugün geldi beni görsün. Sütle getirdi. Bayağı ki bozulmuş idi. Güzleri bedbakaydı. Nasıl bedbakaydı? Ne dedi ki? Süle torununa kızımdan uzak dursun dedi. Seni de severim. Alex'i de severim. Ama böyle bir şey olamaz dedi. Onun için demek gelmemiş. Dede Zarife'ye bir şey yaparlar mı şimdi? Sen merak etme be evlat. Dedeciğin her şeyi halletti. Neyi hallettin dede? Ne yaptın gene şimdi? Ne var yapayım be more? Ne var yapayım? Söyledim ki nişanlısın. Ne? Dedim Alex'in başı baglidir. Aşıktır Üsküplü bir kıza. O kızın da adı Sofi'dir. Dede be 6 ay oldu. Anlatırım sana 6 ay oldu. Nişanı yattık biz Sofi'yle. Nasıl anlatıracağım ben Zarife'ye şimdi? Nasıl çıkacağım işin içinden? Yaktın beni dede, yaktın beni. Neyini yaktın be More? Neyini yaktım? Çamurdan çıkardım seni. Anlayır mısın ben More? Hey! Yaktın beni dede. Yaktın beni. Niçin onları içeri atmadın komutan? Düpedüz sana saldırdı terzi Hasan ile Sütçü Ramiz. Bir işe yaramazdı da ondan. Ne demek bir işe yaramazdı? Ben atsam kaymakam çıkarırdı. Niye çıkaracakmış ki? Resmen devletin askerinin üstüne yürüdü o ikisi.
Saçma sapan konuşma Cabbar Efendi. Ramiz Efendi ile su sızmaz kaymakam beyin arasında, bilmez misin? Öyle midir? Öyle ya. Hı. Kaymakam hep korur durur Sütçü Efendi'yi. Artık sevdiğinden mi yapar? Yoksa bir çıkarı mı var bu işte? Yok canım, koskoca kaymakamın ne çıkar olacak bu fakir Sütçü Ramiz Efendi'den? Tıbbiyeli kaçak olayını söylediydim ya sana. Evet, söyledim. Ben bir zamandır hep şüphelenir dururdum bu Ramiz'in yeğeninden. Birdenbire geldi. Nereden geldiği belli değil. Hali tavrı bir tuhaf. Avup Efendi der, ben gördüm. Baytar Efendi'nin hayatını kurtarırken. Amma ve lakin her seferinde kaymakam bey çıkar karşıma. İstemez Sütçü Efendi'ye bir zarar gelsin. Ya da daha da fena bir şey geliyor aklıma. Neymiş daha fenası? Kaymakam da bu işin içinde. Allah! Ne oluyorsunuz Cabbar Efendi? Ne ettin mi akılsız başıma, akılsız başım? Bir saattir dövülüp durursun be adam. Söylesene ne oldu? Şimdi, ne zaman ki Vahide vuruldu sen bana sormuş idin Namık'ı. Evet. Ben de sana dedim bilmeyeyim. Evet. Lakin ben de şüphelenirim o çocuğun tümbeğiyle olduğu günden. Geldim sana söyleyeyim. Ama seni bulamadım. Ben de çıktım kızan kaymakamın yanına. İyi halt etmişsin Cabbar Efendi. Canım ben nereden bileyim işlerin bu kadar karışık olduğunu? Peki kaymakam ne dedi? Tahkikat yaptıracağım dedi. Emin oluncaya kadar bu işten Cezmi komutana bahsetmesin. Hatta hiç kimseye bahsetmesin dedi. Biliyordum be. Biliyordum. Tam da düşündüğüm gibi. Yani şimdi kızan kaymakam hem Ramiz'i hem de Namık'ı isteği korusun öyle mi? Şükür. Hele şükür kafam bastı Cabbar Efendi. Yani bu durumda şimdi Sütçü Ramiz yakayı sıyırayım mı burada? Sen hiç merak etme Cabbar Efendi. Onların suyu kaynadı çoktan. Selametle. İstanbul'dan bir haber var mı? Az önce geldi komutanım. Ben de size müjdeyi verecektim. Tıbbiyeli Mustafa olduğundan şüphelendiğiniz kişinin teşhisi için görevlendirilen yetkili yarın sabah Makedonya Bürsican nahiyesine ulaşacaktır. Gerekli tedbiri alınız. Bu telgraftan kaymakam beyin haberi olmadı değil mi? Hayır efendim. Emrettiğiniz gibi gizli tutuldu. Şimdi yandın işte Tıbbiyeli Mustafa. Taş şuradan pirinç alan ben. Tamam. Selamünaleyküm. Üç okka pirinç alacağım. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Sen olsun değil mi? Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Olsun, sen gözlerinden tanıdım seni. Ne istiyorsun benden? Sana bir haber getirdim. Alçak abin ve çetesinden mi? Hayır, hayır, onların haberi yok. Sana geldiğimi duyarlarsa öldürürler beni. Ne istiyorsun çabuk söyle. Bir köyde hava basacaklar bu gece. Bu gece mi? Hangi köy? Ablam beni arıyor, gitmem lazım. Akşam dere kenarında gel, orada anlatırım. Vahide, Vahide. Başka bir isteğin var mı? Yok Mehmet abi, sağ olasın. O dime Kamış. Yarın vaktinde gel, sabah. Oldu Ramiz Aka. Geç kalma. Oldu. Ramiz Aka. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi ben işsiz kaldım ya. Fatma abla zaten istemez Hatice ile evlenmemi. Ya şimdi şey olursa? Ne olursa? Ya mani olursa? Ya Hatice'nin babası kim? Ben miyim Fatma mı? Sensin.
Öyleyse ha? İyi. Hayda, hayda. Ben ikna ederim. Haydi, sağ olasın Ramiz Ağa. Kamuş, kakadoya ne derim Fatma? Ha? O dime. Vahide. Vahide, bekle biraz. Ne oluyor Vahide? Dün gece neredeydin anlaşıldın Namık. Sen neredesin be adam? Geldim işte. Niçin bekletirsin beni kafilerden? Oo Kısçel Hanım beni mi beklermiş kafilerden? Babişko. Gelsin Kısçel Hanım gelsinler bana. Ya sen de ne beklersen? Sen bilirsin ben ne bekle. Ya bilirim bilirim haberlerim çok iyi. Zarife ha? Kusucuğum neredesin güzel kızım? Bana söyle be adam. Niçin çağırırsın onu? Ya kızım değil mi? Çağırırım. Zarifem benim. Güzel kuzum. Kuzucuğum benim. Ne oluyor sana be? Kuzucuğumun hiç günahı yokmuş. Söyledim sana Avka. Kuzucuğum, Zarifem. Yüzümle gürdüm deyim. Sarıldı o çocuğa deyim inanmazsın bana. Ney? Ney? Zarife! Neredeysin? Zarife çık da konuşalım. Babam çagırı. Ben bugün en iyi ortalıklarda çok çok dolaşmayayım. Saklan öyleyse masanın altına. Dalga geçme be abla. Zaten babam görürse beni yolacak kulaklarımı. Zarife! Zarife! Gel gel! Gel seni büyüpem. Gel! Ne oldu baba? Sen sus. Ben soram ne oldu? Ne oldu? Ben bugün Baytar Efendi'ye gittim ya. Söyledi bana Baytar Efendi. Zarife'nin Alex'le arkadaşlıktan başka hiçbir alakası yok imiş. Olamaz imiş de. Böyle söyledi. Baytar Efendi söyledi deysin. İnanıyorsun öyle mi? Doğru doğru inandım. Bak ama bir şey var sen bilmeysen. Hadi söyle meseleyi. Kaç gündür sıkıştırıp duruyor seni be. Niçin söylemedin o meseleyi? Hadi söyle. Alex'in, Alex'in. Alex nişanlımış. Ne? Öyle mi? Alex nişanlı mıymış? Öyle. Üsküplü bir kızıyla. Adı Sofya'ymış. Alex nişanlı, Sophie nişanlı. Öyle mi? Alex nişanlı mıymış? Sophie mi? Üsküplü müymüş? İyiymiş, güzel miymiş? Çok güzelmiş. Ya. Ben şimdi rahatladım mı? Sen rahatla, beni de rahatlat. Kızımız da rahatlasın. Haydi sen elime su dök, bir de yüreğim ferahlasın. Haydi be, haydi. Hayda. Nişanlısı varmış. Sofi. Her bir şey söyledi de bunu söylemedi. Yok dünya güneşin etrafına dönüyormuş. Yok bir sayısıymış. Yok beni seveymiş. Yalancı. Ahlaksız. Biz burada meraktan öleyiz. O gideyim Bulgar kızlarla buluşayım. Beni sevdiğine nasıl inandı? Gözümün içine baka baka söyledi. Onun için inandı. Ama ya başka bir mesele ise? Ya ben yanlış anlamış ise? Ya o kızla bir yakınlığı yok ise Mustafa'nın. Allah'ım babam beni verdi Hasan'ıma. Anam ayak diretir. Ya vazgeçerse babam? Ya olmazsa düğünümüz?
Allah'ım sen anama az insaf ver ya Rabbim. Kimse cama taş atay. Öyle mi? Tegene attı, duymuyor musun? Evet, şimdi duydum, dur. Kalk kalk, seninki geldi herhalde. Taş atılayacağım o. Aslan'ın mı geldi? O geldi. Bu Hasan değil. Hasan değil mi? Namık olmasın. Haydi, Zarife, Zarife. Bu da değil. Kim? Bilmem artık kim. Ne oluyor? Zarife. Git buradan. Zarife, yalnız bir şey söyleyeceğim mi gideceğim? Git buradan. Bilir misin işin dedem öyle, öyle dedi. İster misin söyleyeyim? İstemem söylesin hiçbir şey. Hadi git buradan. Mecburum söylemem için dedem öyle söylemiş. Ne? Git be. Ses ne duyuyorsun be? Ramiz Efendi kalk. Ramiz Efendi. Buyurun ne var be? Sesler duyayım ben. Ben duymam. Duyayım da sana. Kalk, kalk Ramiz Efendi. Bu kara paşa gelmiş olmasın sakın. Haydi kalk. Kızlar. Ne yapmış bitti çoktan Zarife. Babam uyandı, babam uyandı. Babam mı? Kumrularım. Babiş. Ha, uyular. Delirdi bu kadın, delirdi. Uyuyayım kumrular, uyuyayım, uyuyayım. Ne oluyor? Ne, ne bakıyorsun Asule? Hiçbir şey olmay. Yoktur bir şey daha. Kızlar uyuyor. Meraklanma. İyi misin Fatma? Dertleri çözdüm desin, çözülmedi. Hepsi duruyor. Tuttu inadın, verdin fakir kızı fukara terziye, bana değsin, ey misin sen? Fatma, isteyim sana bir şey söyleyeyim. De söyle ne söyleyeceksen? Bu Hasan fakirdir, doğru mu? Ne doğru? Doğru. Hasan delidir, doğru mu? Doğru, en doğru. Ama bu delide nasıl bir yürek vardır, söyleyeyim mi sana? Nasıl yürek var imiş? Bu deli bizim kızımızı çok sever. Onsuz ölür. Bizim kızımız da bu deliyi çok sever. O da onsuz ölür. Gülmeyin misin be Fatma? Sevenlerin arasına girilmez. Günahıdır. De sevmek karın doyurur mu? Aç, acı doyurur mu? Fatma. Ne? Beni sever misin? Ne? Beni dedim, sever misin? Ben seni seveyim mi? 25 sene oldun. Nerede geldi aklına? Şimdi mi geldi sorarsın? Beni sever misin derim.
Ben seni seveyim mi? De 25 senedir çamaşırını ben yıkadım. Korkuda. 25 senedir evini ben temizledim. İneğinin sütünü ben sağdım. Sana 5 tane çocuk doğurdum. Hepsini ben besledim, ben büyüttüm. O da doğru. De 25 senedir gıda pisliği temizledim. Niçin? Sen seversin onları onun için. O da doğru. 25 senedir aynı yastığa başımı koydum. Ben seni seveyim mi? Söyle ben seni seveyim mi? Ama ben seni seveyim. Sen benim kocamsın. Evimin direğisin. Ben de seni seveyim. Fatma. Fatma. İster misin bizi ayırsınlar? Tübede. Ha, tübede. İşte sevmek böyle bir şey Fatma. O Deli Hasan bizim kızımızı sever. Bizim kızımız da Deli Hasan'ı sever. Sevenleri ayırmak olmaz. Günahtır. Ha, güzel karım benim. Hangi köye basacaklar söyle. Sofular köyünü. Neden bunu bana söylüyorsun? Niye güveneyim ki sana? Git onlara engel ol diye söylüyorum. Bana inanmazsan bu gece kundaktaki bebeleri de öldürecekler. Sorduğunu yap.
Dimitri! Dimitri! Kim ateş etti? Gördünüz mü? İvan! Gördün mü İvan? Görmedim kardeş, görmedim! Kimdir ve bu? Kim ateş etti? Çıksın ortaya! O tarafta! Ateş! Sen be! Atın silahlarınızı! Kimsin? Gebertirin dedim! Gebertirsen gebert ulan! Kaymakam geldi mi? Hayır komutan bey. Misafirimiz geldi. Evet. Geldi. Kaymakama haber verin. İstanbul'dan çok mühim bir misafirimiz geldi. Hükümet konağına teşrifinizi bekliyoruz deyin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun, içeri geçelim. Şimdi konuştuğumuz gibi. Yanına bir adam al, sütçü Ramizi ve yeğenini getir. Hadi. Mazlum! Gidiyoruz. Haydi, haydi. Hayırlı sabahlar Kaymakam Bey. Hayırlı sabahlar. Hayırdır? Komutan sizi hükümet konağında bekliyor. İstanbul'dan mühim bir misafirimiz var. İstanbul'dan mı? Tamam, hemen geliyorum. Ramiz Aga! Ramiz Aga! Ramiz Aga! Thank you.
Hayırlı sabahlar Fatma abla. Sen benim kızımı seversin değil mi Hasan? Fatma abla. Hasan. Sen benim kızımı çok seversin değil mi? Ramiz aga. Ramiz aga ne diyebilir misin sen? Sevenlerin arasına girilmez dey. Fatma abla. Yok ne Fatma abla diyesin bana. Sen artık bana Fatma ana de. Git bakayım elimi. Bana dedi. Beni mi değil? Fatma ana. Fatma ana. Baba. Ramiz baba. Ramiz baba. Ramiz baba. Ramiz. 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 Baba. Hayırlı günler Ramiz efendi. Hayırlı günler. Yeğeninizle beraber bizimle geleceksiniz. Nereye geleceğiz? Kaymakam bir çarptı. Acele gelsinler dedi. Kızlar kaymaktan çay girmiş. Ben daha önemli bir şey sandım. Geliriz bak geliriz. Biz gidelim hemen geliriz. Haydi. Haydi bakalım. Namık. Haydi. Namık. Haydi içeri girelim haydi. Haydi. Hasan. Haydi. Haydi, haydi geç. İstanbul'dan misafiriniz var. Anlamadım. Anlarsın şimdi. Bize taktı, aklıyla bayram yapay. Çetin komutan, ne oluyor? Hoş geldiniz kaymakam bey. Yine ne oluyor komutan? Yine Ramiz efendi, yine yeğeni. Artık sabrımı taşırdınız. Sakin olun kaymakam bey. Az sonra bu oğlanın tıbbiyeli olup olmadığı kesin olarak anlaşılacak. Efendim? Bir hafta önce İstanbul'a bir telgraf çekip şüphelerimden bahsettim. Onlar da Pürsican'a tıbbiyeli Mustafa'yı tanıyan birini göndermeyi uygun buldular. Ne? Nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparsınız? Ne için telaşlanırsınız anlamadım. Kaymakamım. Eğer bu oğlan Ramiz'in söylediği gibi namıksa o zaman endişelenecek bir şey yok. Yok eğer oysa tahmin ettiğim gibi tıbbiyeli ise o zaman adalet yerini bulmuş olacak. Buyurun. Misafiriniz içeride bizi bekliyor. Buyurun. Buyurun efendim. Tıbbiyeli Mustafa olduğunu düşündüğümüz şahıs işte bu.
yolun sonu tıbbiyeli Mustafa.